ve liderimizin de onları etkin kullanamaması yönünde iki taraflı bir tersine reaksiyon şeklinde olurdu. Ama yine de isim vermek çok zor çünkü 3-4 kişi bir arada. Peki. Baran, yenilgiden kısmen seni sorumlu tutuyorum. Kesinlikle. Bu başarısızlığı seninle paylaşacak iki kişinin adını vermeni istiyorum. Ben de çok zor bir karar olsa da Cem ve Ahmet Işık diyorum. Siz üçünüz dışarıda bekliyorsunuz. Diğer arkadaşlar suitlerine dönüyor. Danışmanlarımla görüşüp sizleri içeri çağıracağım. Gidebilirsiniz. Rasyonel düşünüldüğünde en iyi bilen kişi benim bu işi. Bir başarısızlık varsa bunda benim de sorumluluğum vardır. Ahmet Işık güçlü bir alternatif. Biz buraya kazanmaya geldik. Hiçbirimizi kaybetmek için burada değiliz. Allah kolaylık versin diye arkadaşlar. Ahmet, Yaşar, Baran ve Cem'in bulunduğu kurul odasında Cem'in gitme ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki Baran'ın kendisini nasıl savunacağıyla da alakalı. Baran sanki gitmek yönünde daha çok hevesli demek istemiyorum ama sonuçta bu konuda inancını kaybetmiş durumda. Baran kendisini gideceğine zaten inanıyor, gözüküyor şu anda. Ahmet söylemişti bana. Bir tane güçlü, bir tane zayıf olabilir. Beni yanında götürebilir demişti. Cem gider demek. Cem gider. Cem gider. Restorancılar içinde en pasif kalan diye Cem söylendi. Promosyon kısmı var tabii ki. Promosyonda da Ahmet Işık daha aktif olabilirdi dedi. Ben şeye karşıyım tabii ki. Hava durumundan dolayı yenildik demek bana göre uygun değil. Ben Baran demiş istiyorum çünkü. Ben de Baran. Baran bu ekibe daha farklı. Baran ve hepimiz. Abi neden Aliye Hanım ne diyorsun? Tuncay Bey, ben biraz Baran ve Cem hakkında yorum yapacağım. Çünkü Ahmet Işık'ın bu görevde verilen görevleri, üzerine düşenleri yaptığına inanıyorum. Baran'ın liderlik vasıfları da büyük şüphelerim var. Yani hiçbir kararı kendisi tek başına verebilecek cesareti gösteremedi bütün görev süresince. Motivasyonlarının belki bir ara düşük olduğunu söylüyorlar ama yani motivasyonları uzun bir süre düşüktü. Yani Baran'ın o konuda liderliğinden çok büyük şüphelerim var. Cem de beni çok şaşırttı. Hakikaten yani bütün sorumluluğu neredeyse üstlendi gibi. Diğer arkadaşları kendi adını verince biraz daha bu işe daha istekli sarılmalıydı diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Lütfü Bey ne diyorsun? Ben de bu iki arkadaşımız üzerinde duruyorum. Tuncay Bey ve de onlardan birinin biraz daha fazla bu konuda hatalı olabileceğini düşünüyorum. Tabii öncelikle akla gelen lider olan kişi ve izlediğimiz kadarıyla da onun da çok iyi bir liderlik yaptığı izlenimine kapılmadık. Bununla birlikte Cem'in bu hatayı neredeyse üstlenir gibi davranması belki de ummadığı şekilde ve ummadığı kadar arkadaşının onu hedef göstermesinin kırgınlığı da olabilir. Belki de bu kısmını işin biraz daha
açabilirsek siz en doğru kararı verirsiniz.